Merhaba, benim sevgili kardeşlerim, sevgili takipçilerim, yeni katılan bana destek veren o güzel insanlar. Hoş geldiniz Satiye'nin günlükleri, hayata dair her şey kanalıma. Arkadaşlar, bu videomda biraz kendimden bahsedeceğim, biraz ailemden bahsedeceğim ve 3-4 gün video atamadım, biraz ondan bahsedeceğim. Sevgili gönül dostları, beni takip eden yaklaşık 9. ayda açtım ve 9. 13-14 aydır YouTube kanalındayım. Yeni gelen arkadaşlarımız için şöyle bir 5 dakika kendimi tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar ben Karabük Yenice Yamaç köyünde gelen 7 kardeşim, 3 ablam var, bir abim, 4 5.'si benim. 2 de kız kardeşim var. 7 kardeşin 5. kardeşiyim. Annem, babam, abim vefat ettiler. Kardeşçek hep aynı köydeyiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Şöyle kısaca ailemden de bahsedeyim. Niye bu kadar duygusalım, ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Dediğim gibi babamın öldüğünde 14 yaşındaydım arkadaşlar. Annem çok çalışkan, çok fedakar, ekmeğini topraktan, taştan çıkaran bir kadındı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu 3. ayda 2 yıl oluyor annem öleli arkadaşlar. Ve hastanede benim elimde öldü annem. Annemi ama Ankara'da ameliyat ettirdim arkadaşlar. Ankara'da anjiyo yaptırdım. Zonguldak'ta 2 sefer falan gözünden ameliyat ettirdim. Annem bronşit hastası, KOAH hastasıydı. Bu kadar benim de bilgim yoktu. Neyse arkadaşlar, annem öldü. 14 ay sonra anjiyo girdi. Abimi kaybettik. Anjiyodan çıkamadı. Ki ben çok duygusal biri oldum ve ben çok neşeli, çok hareketli, yani bu çok hayata seven, şen şakrak biriydim. Ama yaşam sevincim tabii ki kayboldu. Bundan önce tabii kaynamı, kayınpederimi, bir tane yeğenimi, yeğenim iş kazasında 27 yaşında, benim büyüttüm yeğenimi. Tabi bununla böyle cenazelerimiz oldu. Bunlar ölünce arkadaşlar dediğim gibi çok aşırı duygusallaştım. Biraz hayata küstüm diyelim. Ve ben böyle bir kanal açmaya karar verdim. Gelinim ve küçük oğlum Oğuz Hanım'ın sayesinde böyle bir kanal açtım. Şükürler olsun. Destek veren oldu. Olmadı değil. İsminlerini ilk başta destek veren kendi köyümden birisi oldu. Allah razı olsun. Şimdi onlar istemedikçe isimlerini söyleyemem arkadaşlar. Sonra 3 gündür neredeyim? 3 gündür arkadaşlar Ankara'ya oğlumun yemin törenine gittim. Oğlumun yemin töreninde onu da getirdik. 24 saat bir izin vermişler. Çok güzel, çok duygulu, çok anlamlı bir yemin töreni yaşadık arkadaşlar. Arabamızla gittik. Kızım gitti, ben gittim, eşim beraber üçümüz gittik. Oğlum da gidecekti, Karabük'te çalışan oğlum. Oğlum gece vardiyasında çalıştığı için ben ona dedim, uykusuzsun gelme oğlum dedim. Ve ilerleyen günlerde Karabük'te çalışan oğlumla ilgili de size çok güzel şeyim var arkadaşlar, müjdem var. Ama biraz daha beklemek istiyorum bu konuda. Arkadaşlar yemin törenine gittik. Sıra 1,5-2 saat bekledik. Sıramıza girdik. Neyse gittik içeri. Çok güzel bir duygu. Her annenin babanın yaşamasını isterim. Güzel bir tören oldu. Ve gözyaşımı da tutamadım. Sevincimi de, sevinçle hüzünü aynı anda yaşadım. Şöyle hani arkadaşlar, askerler geldi. Çok güzel yeminlerini ettiler. Zaten tanıyamıyorsun evladını. Herkesin evladı birbirine benziyor. Aşırı kalabalık, izdiham gibiydi. Kavgalar da çıktı ama dövüş olmadı çok şükür. Hani biz gerçi oturduğumuz yerden kalk şey yapmadık. Eşim geldi, yaşlı birine ayakta durdu. O ayakta izledi. Kızım geldi, birine kalkıverdi. Onlar ayakta izlediler. Ben oturabildim ancak. O kadar kalabalık, yoğun bir yerde yemin töreni oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ve artık sahaya, futbol sahası gibi bir sahaya dediler ki anne babalarınızın askerlere şey yapabilirsiniz. O ana geleceğim arkadaşlar. Hani şöyle koyunları
otlaktan getirirsiniz de kuzularını da koyunlara katmaya, kuzuları bir yandan salarsınız, koyunları bir yandan salarsınız ya. O kadar bir şey. Anneler koş, askerler annelere, babalara koş. Çok duygu dolu anı yaşadım arkadaşlar. Oğuzhan beni göremedi. Baktı sağına soluna bakındı. Şöyle etrafına bakındı. Oğlum ben buradayım dedim. Eşi, kızım hemen seyitti. Eşim seyitti. Ben seyittim. Kucaklaştık. Ağlaştık. Duygusal yanımı sadece askerliğe bağlı. 3 gündür kendime yeni geliyorum. Neyse çocuğumuzu aldık geldik arkadaşlar. Çocuğumu aldım geldim. İstanbul'a göndereceğim bu sefer de. İstanbul'da çamaşırları var. Bir makine çamaşırını yıkadım. İstanbul'a göndereceğim. Araba bulamıyoruz Zonguldak'ta. Sabah 6'da araba var. O da gideceği, teslim olacağı yerine, onun gideceği yerine 4 saat bir mesafesi var. Ne yapalım, ne yapalım derken arkadaşlar karar verdik eşimle kendimiz götürmeye. İstanbul'u hiç bilmiyoruz. Kendi arabamızda hiç gitmedik. Ben zaten daha önce Oğuz Hanım'ı bir iki sefer şeyden çağırmışlardı benim. Çocuk mankenlik ajansından çağırdılar. Biz başvuru yapmıştık. Beğendiler, çağırdılar. Bir iki kere gittim, otobüsle gittim. Hani gittiğimiz yerden de bizi şey yaptılar yani. Onun için hiç şey yapmadım. Hani aldılar. Oğuz Hanım'ı aldılar bir iki sefer. Reklam için küçük bir şeyler yaptılar. Provalar falan yaptılar. Ama biz İstanbul'dan git, Zonguldak'tan İstanbul'a gitmesi zor oluyor diye devamını getirmedik. Okulunu da engel olacak diye devamını getirmedik. Ama arabamızın ilk kez gittik. Şükürler olsun, zor zahmet köylüm olan ve ilkokul arkadaşım Hüseyin İnan, Özkan Badurcu, köylüleri, can kardeşleri. Bizi karşıladılar. Bir güzel sohbet ettik. Hüseyin'in evinde yemeğimizi, çayımızı içtik. Mahir amcama, Naide ablama, Hüseyin'in eşine, buradan Nebiye'ye kocaman sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten insanlığın var olduğu, insanlık daha var derirde bir misafirperverlikle karşıladılar beni, bizi. Allah razı olsun. Onların çocuğu da Kıbrıs'ta askerlik yapıyor arkadaşlar. Bunu da yeni öğrendim. İstanbul'da yaşıyorlar çünkü. Çok güzel böyle çocuğumuzu teslim ettik. Tekrar geldik. Eşimle yola Ankara'dan geldik. İşte dediğim gibi arkadaşlar İstanbul yolundan gece. Ama bunlar hep gece. Cuma, Perşembe gecesi bir yola çıktık arkadaşlar. Cuma günü yemin törenimiz vardı. Cuma akşamı buraya geldik. Çocuğum işte çamaşırlarını yıkadım. Şeyini 5-6 saat kaldı evde. İstanbul yoluna çıktık sabah 5.30'da. Ve pazar akşamı gece saat 2'de evimizdeydik arkadaşlar. O kadar böyle bir günler geçirdim. Hayatımda unutamayacağım böyle 3 günümü geçirdim. Ve çocuğumuzu elimizden teslim ettik. Eşimle geri döndüm. Gelirken de çok yağmurlu, çok puslu. Allah'a şükür kazasız belasız geldik. Ama gerçekten İstanbul'u gördüm mü? Köprüden mi geçtim? Avrasya Tüneli'nden mi geçtim? Sadece önüme gelen tabelaları okuyup Zonguldak yazan tabelayı gözetlemekten hiçbir şey yapamadım. Ve kesinlikle çekimde yapamadım arkadaşlar. Sadece yolu kaybetmemek için hani Ankara yoluna İstanbul'dan gelirken sürekli Ankara yolunu takip ettim. Düzce Zonguldak deyince artık ferahladık. Ankara'dan gelirken de İstanbul yolunu takip ettim. Bolu, Zonguldak, Karabük yolunda deyince onu da öyle buldum. Allah'ım başına şükürler olsun. Böyle bir maceralı günler geçirdik, zor günler geçirdik. Dediğim gibi arkadaşlar herkesin evladı. Dersiniz ki bir anne olarak ne kadar duygusalsın veya böyle niye böyle yapıyorsun falan diye. Benim duygusallığım sadece askerliğiyle alakası yok arkadaşlar. Benim duygusallığım annemi elimde kaybetmem, abimi ardarda kaybetmem, onun şeyinden
veya bir zaman oldu teyzemi kaybettim. Benim duygusallığım bunlara da bağlı. Tabii yaşadıklarımız da zor değil. Ben 3 çocuk annesiyim arkadaşlar. 33 yaşında büyük kızım, evli, çalışıyor. Devlet garantisi altında çalışıyor. Bir tane torunum var. Ortanca oğlum yine evli, Karabük'te çalışıyor. Allah'ıma şükürler olsun. Tamam, bunları böyle bu hale getirene kadar çektiklerimi de tabii ki ben bilirim. Küçük oğlum asker, o hep bizimle kaldı. Yurtta dahi, üniversiteye giderken yurtta dahi kalmadı. Hep geldi gitti. Ailemden bahsederken askerlik meselesini koydum araya arkadaşlar. Evet, şu anda ben 6 kız kardeş olarak 6 kız kardeşiz. 3 tane ablam var. Ben 4.'süyüm. 2 tane kız kardeşim var. Bir de hastamız var. Eymenefimiz var. Lösemi hastası. O da yıktı tabii ki bizi. Çünkü ne, yani bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Bunu eski arkadaşlarıma, takipçilerime söyledik. Biz birbirimize o kadar bağlı kardeşiz ki. Birimizin canı yansa birimizin de yanıyor. Birimizin canı yansa birimizin de yanıyor. Böyle arkadaşlar. Ben şu an Zonguldak'ta oturuyorum. Bu oturduğum ev kendimizin. Ama borcunu ödeyebilirsek kendimizin. Hiç gözüm yok. Köyde, Yenice Yamaç Köyü'nde evim var. Çabalarından sürekli çabalayı, sürekli çabalayı çabalayı arkadaşlar. Sürekli çabalayı çabalayı. Onu da yaptırdı, onu da iyi. Oturacak kadar var. 2 katı inşaat halinde. Şükürler olsun. Dünyaya dediğim gibi geldim geleli. Eşim de ben de. Eşimin ailesi, benim ailem. Biz öyle aile olarak çok zengin bir aileler değiliz. Aç kalıp açık kalan bir aileler de değiliz. Hep çabalayan, hep tırnağına kazıya kazıya gelen böyle bir aileyiz. Ailemle de gurur duyuyorum. Evlilikte de çok çektim. Evlilikte de çok çektim. Allah aşkına şu anda iyiyim. Yine rahmetli kayınpederim, kayınanam rahmetli oldu. Onlarından da gurur duyuyorum. Çünkü onların dediği her şey şu anda bizim başımızda. Şu anda yani geleceği görmüşler de söylemişler sanki. Böyle bir hayat geçirdim arkadaşlar. 53 yaşındayım. Ne yapıyorum? Kışları eşim yeni emekli oldu. Kışları geliyorum Zonguldak'a. Yazları çoğunlukla köydeyim. Köyde bağ bahçemi hayatta bırakmadım. Buradan doğru pandemide köpek edindim, tavuk edindim, civciv edindim. Her hafta köydeyim. Mavi yumurta tavuğu edindim. Çok meraklı bir insanım. Dediğim gibi çok neşeli, şen şakrak, güler yüzlü, misafiri seven, hayatı seven, yaşamayı seven bir insanım. Yardımlaşmayı, paylaşmayı hiç tanımadım. Arkadaşlarıma hiç tanımadım, komşularıma yani yardım elimden geldiğince bir yardım eden bir şey eden bir insanım. Tabii ki neşem şeyim gitti. Hayat insana çok güzel dersler veriyor. Çok güzel de insan yapıyor. Kurban olduğumun Allah'ı, şimdiki herkesin derdi kederi kendine, yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Arkadaşlar, dediğim gibi işte köyü de hiç bırakmadım, Zonguldak'ı da hiç bırakmadım. Sürekli mekan dokudum, geldim gittim, arabamız da yoktu. İşte bizi taşıyacak kadar da bir araba oldu. Bu arada daha rahat gelip gittim, bahçelerimi de hiç bırakmadım. Çoğu böyle kuru kumanyam, hani fasulyemi de işte çok şeylerimi köyde yapıp hem satıyorum fazlasını hem yiyorum. Çok doğal şeyler yapıyorum. Pekmezler yapıyorum, ekşiler yapıyorum, sirkeler yapıyorum. Kozalaktan, çam kozalından pekmezler yapıyorum. Mantara gidiyorum, oduna gidiyorum. Her işi yapıyorum arkadaşlar. Her işi yapıyorum. Benim hayatım da bu. Yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Bana çok güzel destek verdiniz. Kanalım birdenbire çok güzel, şöyle diyeyim size, 3.000, 4.000'lere geliyor. Ama beni izleyerek de bana destek verirseniz, sayılarım düşük. Nerede yanlış yaptığımı gerçekten ben de bilmiyorum. Ben bir videoyu çekiyorum, düzenliyorum, atıyorum. Çok renkli bir başlık yapamıyorum. Çok böyle cıvıl cıvıl videolar çekemiyorum. İnşallah onlar da olur.
Ve bana destek veren, son zamanlarda destek veren güzel bir aileye. Dediğim gibi kendi izinleri olmayınca onların ismini de veremem. Çok güzel, çok değerli bir aileye, çok değerli bir YouTube'a kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Ben kısacası 3-4 gündür komşularımı niye takip etmedim, neredeydim, hem onu anlatmak istedim. Hem arkadaşlar şunu sizden rica ediyorum. 3-4 gündür yoktum. Satiye ablanızı az ve çok tanıdınız. Ben sizin videonuza gelince tamamen geliyorum, tamamen seyrediyorum. Ve bana, sizin bana hakkınız geçmesin, benim hakkım geçerse onu bilemiyorum. Tam destek veriyorum. Ben gelmeyince kimse, ben gelmeyince kanalları çaldırmayınca kimse çaldıramıyor. Bu kanallar olun arkadaşlarım. Gelin, çaldırın. Ben mutlaka size ertesi gün dönerim veya başka bir videomuza dönerim. Ve takibe gelip de, abone olup da izlemeyen arkadaşlarıma da ben buradan şunu rica ediyorum. Kanal olmayın arkadaşlarım bunlarda. Sevgili destekleyicim, takipçilerim. Bir 5 dakika takip edin. Bu da yardımlaşmadır. Bu da destektir. Çok güzel desteğim, şeyim oldu ama şu anda 1000'in üzerine çıkamıyorum. Hepinizi kanalıma davet ediyorum. Hepinizi izlemelere de davet ediyorum. O güzel izlemelerinizi, o güzel yorumlarınızı, o güzel desteklerinizi esirgemeyin diyorum arkadaşlar. Ben kanal olan arkadaşlara da mutlaka dönerim. Bir arkadaş bana şunu yazmış ama ben onun hemen yorumunu sildim. Ne kadar kanalın büyürse büyüsün fazla izlenmiyorsun. Olsun, beni tanıdıkça izlerler, beni sevdikçe izlerler. Kimseyi zorlayamam, kimseye bir şey yapamam. Benim şu kadar takipçim var ama ben onun üzerine çıkıyorum diye yazmış arkadaşlar. Olsun dedim. Kader, kısmet. Hemen onu sildim yorumdan. Kader, kısmet. Bu bana yazan arkadaşın kanalı var. Ama neyse, canı sağ olsun. Hepsini çok seviyorum. Her şey kader, kısmet. Olursa olsa, olmazsa olmaz. 3 aylar girdi arkadaşlar. 3 aylar boyunca bitene kadar 2 günde bir video atacağım. Çünkü hatime başladı. Hepinize de davet ediyorum. Hepinizi de hatimlerinizi okuyun. Bize YouTube'a neye girmedin, YouTube'dan neye para kazanmadın diye sormayacaklar arkadaşlar. Bize imanımızı, Kur'an'ımızı, insanlığımızı soracak. Mevlam, bu dünyanın ötedeki dünyası da var. Sizi de davet ediyorum. Siz bilirsiniz yani. İki günde, Ramazan çıkana kadar iki günde bir video atacağım. Şimdi 3-4 tane videom var. Atamadım. Oğluma hazırlık yaptığım, atamadığım videolarım var. Onun peşinden 2 günde bir atacağım. Hatimimi okuyacağım arkadaşlar. Bol bol ibadetimi yapacağım. Bol bol dua edeceğim. Bana gelen, destek veren arkadaşlarım da hepiniz duamdan nasipleneyin inşallah. Herkesin Allah duasını kabul etsin. Beni dinlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Size en güzel yere, size Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Beni de böyle kabul edin, böyle sevin. Ama mutlaka videolarımı izleyip günde şöyle 2000-2500-3000 seyirlerim olsun, izleyenlerim olsun. Hoş geldiniz arkadaşlarım.